yollarım kaldım çaresiz oy. Gayrı dünya bana karalandı gel gel. Derildi defterim arzı zamansız oy. Üst üste dizildi sıralandı gel gel yavrum gel gel gülüm gel gel kurban. Üst üste dizildi sıralandı gel gel yavrum gel gel gülüm gel gel kurban. Yarı görseydim haftada ayda oy. Sevip ayrılmakta ne buldum fayda oy. Azrail göğsümde canım hay hayda oy. Ciğerimin başı yarelendi gel gel yavrum gel gel canım gel gel kurban gel gel. Ciğerimin başı parelendi gel gel yavrum gel gel gülüm gel gel kurban. Karacaoğlan der ki paşa yazıldı oy. Gözüm yaşı sel sel oldu süzüldü oy. Kefenim biçildi kabrim kazıldı oy. Mezarımın üstü karelendi gel gel yavrum gel gel gülüm gel gel canım gel gel. Mezarımın üstü karalandı gel gel yavrum gel gel gülüm gel gel canım. Evet sevgili türkü dostları, yine bir çarşamba günü Neşe ablamla hazırlamış olduğumuz Sandıktaki Türküler programından herkese sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Yine bugün birbirinden değerli konuklarımız var. Yalnız konuklarımıza geçmeden önce bize mesaj göndermek istiyorsanız eğer 58 yazıp bir boşluk bırakıyorsunuz. Mesajınızı 3969'a gönderiyorsunuz. Canlı telefon bağlantısıyla bizlere mihman olmak isterseniz de 0212 571 çift 0 58 nolu telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Şimdi Neşe abla. Bugün çok değerli iki konuğumuz var. Ekran başında bizi izleyen tüm seyircilerimize, stüdyomuza bugün konuk olan değerli misafirlerimize hoş geldin diyoruz.
Vizyon Arsa Ofisleri sponsorluğunda Sandıktaki Türküler programında çok değerli iki konuğumuz var. Hubyar Hoca ve Sancaktepe Emekçem Evi Post Dedesi Kemal Aslan dedemiz aramızda. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Sancaktepe Şubesi Emekçem Evi Başkanımız Özgür Gülşen aramızda. Hoş geldiniz diyoruz. Sohbetimize başlamadan bir türkü, daha sonra sohbetle devam edeceğiz. Çekemem kahır. Ana ben cahilen idim, çekemem kahır. Yediğim içtiğim de ölen, avuyla zehir ölem ölem. Dön gel Paşam, beyim değil mi sen? Sılaya dönmeye de kurban, yemin değil mi sen? Dön gel ağam, dön gel paşam, eyim değil mi sen? Sılaya dönmeye de kurban, yeminli mi sen? Ayık değilim. Bir çift selamına da ölem, layık değilim, ölem ölem. Dön gel ağam, dön gel paşam, beyim değil mi sen? Paşam, eyinli mi sen? Sılaya dönmeye de kurban, yeminli mi sen? Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ederim, senin de eline yüreğine sağlık. Mesaj numaralarımızı tekrar hatırlatalım. İstekleriniz için, düşünceleriniz için 58 yazıp bir boşluk bırakıp 39-69'a gönderirseniz biz de isteklerinize yer vermiş oluruz. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Dedemizle başlayalım, müsaadeniz olursa. Kırmızı mikrofon. Bize kendinizi biraz tanıtır mısınız? Öncelikle
58 Vizyon TV'ye teşekkürler ederiz. Bizi izleyen canlarımıza da selamlarımızı sunarız. Güzel canlar, Cenab-ı Allah nasıl ki bizleri bu güzel zamanda, bu güzel mekanda cem ettiyse, onun dergâh-ı izzetinden arz ve niyaz ederim ki, Cennet-i Firdevs'te, Kevser havuzunun başında, Ahmet-i Muhammed Mustafa'nın emriyle, Sahi Kevser, Hazreti Ali Efendimiz'in eliyle, Sakinin Sultanı Hazreti Fatma Anamızın ümmetiyle, Kevser suyunun ikram edildiği o hakikat ceminde Cenab-ı Allah bizleri cem eylesin inşallah. Canlar, inancımız der ki, nerede üstü açık karınca yuvası görsek, o gece yatmayız duygumuz vardır. Sararmış bir yaprak dalından düşse, gözyaşı dökeriz kaygımız vardır. İster kutupta bir muhal genci, ister arkada bir garip senci, fark etmez dini, dili, ırkı, inancı. Onu yaradana saygımız vardır, insan oluşuna da sevgimiz vardır güzel canlar. Hepsini, kainatı kucaklıyoruz, selamlıyoruz. Bizim zaten ayrılığın gayrımız yoktur. Ayrı gayrı yapanlar bellidir. Şöyle bir şey var, önce ilimlerden başlayalım, ondan sonra da kendimizi şey yapalım. Önce biraz kendinizden bahsetseniz, zaten nerelisiniz, ocağınız... Hacı Bektaşi Ver Anadolu Kültür Vakfı, Sancaktepe Şubesi, Emekçi Emevi Dedesi'yim. 4-6 seneden beri arkadaşlarla birlikte hizmet yürütüyoruz. İsmim Kemal Aslan, Hubiyallıyım. Yapmış olduğumuz hizmetler zaten bellidir. Dedelik konumunda devam ediyoruz, inancı önderi olarak. Başkanımızla, yönetimimizle, canlarımızla, bildiğimize, belemize devam ediyoruz. Ben de memleketim Sivas'tan geldiğimde bizi bir göç sollamıştır güzel canlar. O göç bizi bu tarafa gitmiştir. Ve ne yapmıştır? Çalışmıştır, kazanmıştır, emekli olmuşuz. Boş gezmeyelim, sağda solda dolaşmayalım. Bir cem evine gidelim, bir hizmet edelim. Amacımız da buydu zaten. Çok şükür ki Cemal Cemal'a gelip canlarla birlikte Perşembe akşamları cemlerimizi yürütüyoruz. İsterim ki bütün cem evlerine canlar gelsinler. Orada hizmetlerini yapsınlar. Lokmalarını, sohbetlerini paylaşsınlar. Benim şimdi şu an diyeceğim ondan sonra bir de şeyden eyvallah, başlayayım. Dedem, birazdan devam edeceğiz sohbetimize. Eyvallah. Diğer konulara da başkanımız sizi de tanıyalım biraz. Öncelikle Vizyon 58 ailesine teşekkür ediyoruz. Ayrıca sizlere de burada bu programınıza bizleri davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İsmim Özgür Gülşen. Kahramanmaraş Elbistanlıyım. 25 yıldır Emek Mahallesi'nde ikametgah etmekteyim. Cemevi Başkanlığı kuruluşundan beri Cemevi'nin yönetimi içerisindeyim. Tanıtma olaraktan kendimi şöyle söyleyeyim. Yıllardır bu yol üzerinde bir şeyler yapmak, toplumu bir araya getirmek, toplumla haşir neşir olmak konusuyla ilgili mücadelelerimiz oldu, mücadeleler verdik. Tanıtım olaraktan devam edeceğiz. Zannedersem programımız uzun Neşe Hanım. Sohbetimize devam edeceğiz. Bugün bence biraz konularımıza ağırlık verelim. Bir türkü bence arası de, vermeden yakalamışken önce. Konuşurdu. Dedemin hatta sözleri yarım kaldı. İsterseniz dedem dedeyle önce devam bir... edeceğiz de. Güzel canlar. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa der ki, ilimçindeyse git ara bul. Hazreti Ali Efendimiz bana bir kelime öğretene 40 yıl kölesi olurum der. Hacı Bektaşi Veli Sultan Efendimiz pirimiz, kadınlarınızı, çocuklarınızı okutunuz, okutulmayan ulus yükselemez. Karanlığa ışık duran ne mutlu, ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır demiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de en hakiki mürşit ilimdir demiştir güzel canlar. Ve bizim garip Yunus'umuz da
İlim, ilim bilmek, ilim kendini bilmek, sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır diyor güzel canlar. Şimdi bizim yolumuz ilim irfan yoludur, bizim yolumuz sevgi, hoşgörü yoludur, bizim yolumuz paylaşım yoludur, barış yoludur güzel canlar. Tüm kainat da bilir ki Aleviler bilerek bir karıncayı dahi incitmemiştir. Ama üzerimizde çok büyük iftiralar olmuştur, çok büyük ne bileyim zulümler olmuştur. Sadece inancımızdan dolayıdır. Nazlımın yanında yer alıp zalimin karşısında olmaktır. Hainin karşısında olmaktır. Amacımız budur. Onun için demek ki ben ne yaparsam yapayım sen gözünü yum hesabına biz de onu kesinlikle tavır vermeyeceğiz. Daima doğrunun yanındayız. Doğruluğu savunacağız. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz diyor ki haksızlık önünde eğilmeyiniz, haksızlıkla birlikte şerefinizi de kaybetmeyiniz diyor. İşte şerefimizi, onurumuzu, namusumuzu dimdik, İmam Hüseyin'in dimdik duruşu, Pir Sultan'ın da direnişi üzerinden, Bedrettin'in de aile yanağı haricinde bütün malımız, canımız, her şeyimiz ortak amacıyla devam ediyoruz güzel canlar. Eyvallah. Eyvallah. Ağzına yüreğine sağlık. Sevgili başkanım, o zaman hiç direkt sözü size verelim. Bugün biraz yoracağım sizi ama. Estağfurullah, ne demek. Teşekkür ediyorum. Başkanım, Cemevi'nin isterseniz kuruluşundan biraz bahsedelim. Bugünlere kadar gelişinden, başkanlığınız döneminden biraz bahsedelim. Teşekkür ediyorum. Cemevimizin kuruluşundan önce ben burada bir büyüğüm, bir abimi yad etmek istiyorum. O da bizimle beraber bu yola çıkmış olan, bizimle bu mücadeleyi vermiş olan rahmetli Feyzullah Çörekçi abimin ruhu şad olsun diyorum kendisine. Mekanı cennet olsun diyorum. Kurucularımızdandı. Kendisinin emeği çok büyüktü sağ olsun. Kendisi her zaman için bize şunu söylerdi. Hani doğruluktan, dürüstlükten yana her zaman için olmuştur kendisi. Benim için çok büyük bir abimdir. Emeği bende çoktur. Fikriyle, düşüncesiyle her zaman için. Ben onu buradan bir kez daha yad ederek konuşmalarıma başlamak istiyorum. Allah yattığı yeri nur etsin diyorum. Emek Cemevi olarak bizler Ebek Mahallesi'nde 2013 yılında daha gerisine biraz giderekten anlatayım. Yani içi, olayın tam netliğini anlaşılması açısından. 2009 yılında ben Emek Mahallesi'nde muhtar adayı oldum. Bu muhtar adaylığım süreci içerisinde de projelerimden bir tanesi de mahallemize bir cemevi yapmaktı. Bununla beraber azı arkadaşlarımızla beraber böyle bir düşüncemiz vardı. Kısmet olmadı. Daha sonrasından 2013 yılında böyle bir mahallede toplantılar yapılarak, çalışmalar yapılarak mahallemizin önde gelen büyüklerimiz, abilerimizle beraber bir cemevi kuruluşu yapalım dedik. Yani mahallemize bir cemevi yapalım dedik. Böyle bir eksiklik vardı çünkü. Bununla ilgili Hacı Bektaş ve Anadolu Kültür Vakfı ile bir görüşmelerimiz oldu. Bu yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde güzel kalabalık bir toplantı neticesinde vakfın yöneticileri uygun gördüler. Bu neticeden dolayı da 2013 yılının Ağustos ayında biz vakfımızın şubeliğini aldık Emek Mahallesi'nde. Yerimiz ilk önce kiralık bir yer tuttuk. İki katlı bir yer tuttuk. Altlı üstlü bir binanın altını. Alt katı ibadethane olaraktan faaliyete geçirdik. Üst katı da yemekhane olaraktan. Küçük ama şirin bir yerde. İnsanların bir araya gelip lokmalarını paylaştığı, cemlerini yaptığı bir yerde. Tabii ki amacımız bir an önce o kiralık yerden çıkıp kendi yerimizi yapmaktı. Kendi yerimize sahip olmaktı. Sağ olsun Sancaktepe Belediyesi ile yapmış olduğumuz görüşmelerde o dönem içerisinde belediye başkanımızın da bize yardımları oldu ve bir şekilde bize bir yer temininde bulundu. Bulunmuş olduğu yer temininden yine aynı şekilde belediyemizin yardımlarıyla beraber biz cemevimizin inşaatına başlamış olduk. İnşaatımızın ilk harfiyat kısmı ile alakalı ve ondan sonrası ile ilgili çalışmalarımız
tamamıyla yönetimimizdeki çalışan ve yönetimimizdeki bulunan arkadaşlarımızla oldu. Buradan ben aynı zamanda da Yüksel Akkuş, Yüksel abime de selamlarımı sunuyorum. Kendisinin de çok büyük emekleri var. Dün de kendisinin evlilik yıl dönümüymüş, 41. yıl dönümünden dolayı buradan da tekrar nice 41'li yıllara diyerekten abimi ve ablamı tebrik ediyorum. Süreç bu şekilde devam etti. Yani hala şey yapacağız programımıza, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabii devam edeceğiz. Şimdi ben hani kısa kesmek istiyorum. Programımızın ilerleyen şeylerinde daha ekleyeceğimiz tamam, şeyler var. Biraz dinlenin, yormayalım için teşekkür seni. Ediyorum. O zaman bir eserle devam edelim. Geçsem de dünyanın dört bucağını, vallahi gözüme yine hoş gelir. Gönül arzu eder dostu cananı, dostu cananı, sızlar eski yaran, gözden yaş gelir. Sızlar eski yaran, gözden yaş gelir. Gönül arzu eder dostu cananı, sızlar eski yaram, gözden yaş gelir. Mesken olmaz insana, yürekten gul isen cananım sana. Hal bilmez oyratı sararsan cana, Ağustos ayında başa kış gelir. Ağustos ayında başa kış gelir. Hal bilmez oyratı sararsan cana, Ağustos ayında başa kış Haşimi birini severse gönül,
diken bir gül olur, baykuşla bülbül. Güzel çulda giyse olur ipek tül, sallanıp gezerken göze hoş gelir. Sallanıp gezerken göze hoş gelir. Güzel çulda giyse olur ipek tül, sallanıp gezerken göze hoş gelir. Haşmi Baba'ya da sevgiler olsun buradan. Haşmi Baba'nın güzel bir eseri. Haşmi Baba'ya da sevgiler, ellerinden öpüyorum. Ağzına sağlık. Bugün 23 Ekim 2011 Türkiye saatiyle 11 yıl önce 13.41'de Van'da meydana gelen depremde 604 vatandaşımızı kaybettik. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara, yakınlarına sabır diliyorum. Evet. Allah tekrarını yaşatmasın inşallah. Telefonumuz var. Alo. Merhaba efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, hayırlı programlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Adınızı öğrenebilir miyiz? Adım Turan Aktaş, Sivas Çatalkaya köyündeyim. Özgür Başkanım'a bir başarılar dileyim dedim. Emeği çok, emek mahallesi yapılan cemevinden dolayı. Turan abicim teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Nazik başarılar diliyorum. Kemal Dede'ye de merhaba diyorum, ellerinden öpüyorum. Efendiler çağırsın, hoş geldiniz, sabah gelin, eyvallah. Teşekkür ederiz Turan Bey, sağ olun. Vizyon 58'e de çok teşekkür ediyorum. Bir Sivaslı olarak bize bu programda başkanımıza şans verdikleri için. Biz teşekkür ederiz. Var mı bir isteğiniz bizden? Vallahi çok başarılar diliyorum. Çok gurur duydum. Başkanımızın gerçekten kiralık bir yerden oraya yer yapmak, Cemev İstanbul gibi büyük bir yerde Erbabey'in hakkı değil. Gerçekten onu anından öpüyorum. Başarılar diliyorum. Size de çok teşekkür ediyorum bu katkılarınızdan dolayı. Biz çok Vizyon teşekkür ederiz. Vizyon 58'e de sağ olsun diyorum bize bu şansı verdiği için. Hepinize güzel programlar diliyorum. Canı gölden de destekliyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Sivas'a selamlar. Hürmetler. Sağ olun efendim. Turan abicim ben de tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hep birlikte el birliğiyle bu vaziyete getirdik. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum ben de. 23 Ekim 179. yıl dönümü oluyor bu arada. Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın kurulduğu gün. Çok önemli bir gün bence teknoloji ulaşım açısından. Buradan da tüm PTT çalışanlarına sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Dedemle devam edelim. Bize kısaca şey anlatır mısın dedim, müsaitlik Alevilik'te. Daha önce konuklarımız hiç fırsat olmadı değinmeye de, Kemal Dede biraz bahsederse. 20 döndüğe kadar anlatmaya çalışacağım güzel canlar. Müsaitlik Kur'an'da dost olun, kardeş olun diye bir sözcük vardır. Ondan dolayı da Hazreti Muhammed Efendimiz Mekke'den Medine'ye gelirken Kadruhum denilen bir yerde toplanıyorlar. Orada Maide suresinin 57. ayetinde Peygamberimize tebliğ et. Eğer tebliğ etmezsen yarın bize hizmet etmemiş gibi görünürsün diyerekten orada açıklar. Hazreti Ali Efendimiz'in elini tutar. Der ki bu benim dünyada ve ahirette kardeşimdir. Vekilimdirdir, vasisimdirdir. Oradakiler tabii kulak kabarsa da herkes Mekke'den Medine'ye gelenlerin ensarilerinden hariciler kardeş değildir orada. Birbirlerine biraz zıt gitmiştirler. Peygamberimiz de Kur'an'ın o ayetine göre bunları orada kardeş yapmıştır. Hazreti Ali Efendimiz demiştir ki bana bir kardeş
Hani kim olacak deyince Peygamberimiz de sen benim dünya varet kardeşim demiştir. O zaman orada birliği, beraberliği, işte dostluğu, kardeşliği ortaya koymuştur. Orada Halife Ömer de, yani öbürler de oradadır. Gelir Hazreti Ali'nin elini sıkar. Hayırlı olsun Abu Talib oğlu, hepimizin vekili oldun. Tebrik ederim diyerekten bu şekilde bağlamıştır. Ama günümüzde de devam ettiriyoruz müsait diye. Günümüzde çok yerde devam ediyor da çok yerde etmiyor. Şöyle bir şey var, basamakları biraz ben... Biraz şey dedi, ağır bir sorumluluk olduğu için insanlar kaçıyor artık sanki bu sorumluluktan. Şu devirde, yani şu çağda müsait olmak çok zor. Neden diyeceksin? Şöyle bir şey var. Yerine gök, ayına gün, Ali ile Muhammed, etle tırnak, kemikle iyilik, canla ceset, geceyle gündüz, Kur'an'ın ehli beyt musahiptir birbirlerine. İnsanoğlu ekmek yiye, su içi, nefis taşıyor, gölgesi yere düşüyor. Şaşar beşer. Şimdi bu insanlar kalkar da Ali Muhammed kavline girmek istiyorsa, yapabilene aşk olsun. Bak, ben musahiplik demem, yol kardeşim var derim. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Birbirimize yardımcı olmak. Öyle mi canım? Evet. Birbirimizin elinden tutup birbirimizin işlerini kolaylaştırmak. Yani biz bunlar üzerinden bu açıdan size hani bir mesaj vereyim. Doğru söylüyorsun. Çok zor sorumluluğunu yerine getirmek. Ne yapalım bir eserle? Bence başkanım da biraz bize bir şeylerden bahsetsin. Esere geçmeden önce. Başkanım, teşekkür ederim. Şimdi Cem Evi'nin kuruluşunu biraz bahsettik. Biraz da etkinliklerden İsterseniz bahsedelim. İsterseniz bir yönetimdeki arkadaşlarımızın da bir tanıtımını yapayım ben. Evet bak onu unuttuk. Evet doğru söylüyorsunuz. Şimdi Emek Cem Evi olaraktan 2016 yılında bu zamana kadar yönetimde bulunan arkadaşlarımızla beraber yol aldık. Buradan hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Yüksel Akkuş Başkan Yardımcısı olarak, Recep Aktaş sekreterimiz olarak, Duran Çam saymanımız olarak, Veysel Aslan yönetimimizde, Hüseyin Türk yönetimimizde, Şahap Sarıtaş, Ercan Direk, Özgür Polat. Bu arkadaşlarımızla beraber bu hizmete devam ediyoruz. Burada büyük emekleri geçen arkadaşlarımız, yine Yüksel abimiz, bizim aynı zamanda Cem Evi Başkan Yardımcımız, aynı zamanda da Cem Evi Zakirimiz ve yine aynı zamanda Cem Evimizin inşaatının kalfası. Yani kendisinin büyük emeklerinden dolayı ben buradan tekrar teşekkür ederim kendisine. Yüksel abimizle beraber yine yönetimimizde bulunan Hüseyin abimiz, Hüseyin Türk. Kendisi yönetici, aynı zamanda bir usta, çok iyi bir usta. Demircisi, kalıpçısı, duvarcısı, yani ne işi varsa Hüseyin abimiz sağ olsun. Demek ki bir ev yapmak istesek. Yapar, rahat yapıyor. Yani o konuda Hüseyin abi olsun, Yüksel abi olsun. Yani aynı zamanda Veysel abimiz de demir konusu olsun, kalıp konusu olsun. Yani sağ olsunlar, yani yönetimdeki arkadaşlarımız olmasa zaten bizim o binayı yapma gibi bir şansımız olamazdı. Çünkü yani işçiliği konusuyla alakalı. Burada yine aynı şekilde bu abilerimiz çalışıyor. Ben, Recep abimiz, Recep Aktaş, diğer yönetici arkadaşlarımız da hani onlara mümkün mertebe yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben şahsım olarak malzeme konusuyla alakalı işte dışarıdan temin etmeye çalışıyoruz. Zira yine diğer yönetici arkadaşlarımızla. Onlar bizden malzeme istiyor. Biz onlara malzeme temin ediyoruz. Onlar bir şekilde inşa ediyorlar. Temelinden bu zamana kadar işte bu vaziyete getirdik. Buradan ayrıyeten kadın kollarımıza yapmış oldukları hizmetlerden, yardımlardan dolayı ayrıyeten onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine zira gençlik kollarımızın yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ayrıyeten teşekkür ediyorum. Burada bize büyük desteklerini sunan yine aramızda da bulunan Cömert Aktaş amcama, Kadir Benli abime de onların da büyük hizmetleri var sağ olsunlar. Onlar da temelinden beri bizimleydi, beraberlerdi. Hani kar demedi, kış demiyoruz, çamur demiyoruz. Sağ olsunlar her zaman için el attılar, yardım ettiler, destek oldular. Tabii ki bu işler birlik, beraberlikle olan, yardımlarla olan şeyler. Bir çivi dahi çakana
Cemevi için yardımda bulunana ben buradan hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz Allah de buradan selamlar daim etsin. Gönderelim. Birliğiniz bozulmasın inşallah, daim olsun. Allah Allah diyelim. Şimdi faaliyetlerimizle ilgili sormuştunuz. Faaliyetlerimiz şöyle, biz kiradayken dahi, ufak bir yerdeyken dahi kültürel ve sosyal faaliyetlerle ilgili çalışmalarımızı da hani bırakmadık. Şöyle bir şey diyelim, mahallemizde toplumu bir araya getirmek, birlik beraberlik içerisinde olmaları için bir kaynaşma açısından öncelikli olarak kültürel turlar düzenledik. Mesela örnek vereyim, Tokat'a gittik, Tokat'ta Hübeyar Sultan'ı ziyarette bulunduk. Sivas'a gittik, Sivas'ta Pir Sultan Abdal'ı ziyarette bulunduk. Nevşehir'de Hacı Bektaş Efendimiz'i ziyarette bulunduk. Oradan işte Antalya'da Abdal Musa ziyaretlerimiz oldu. Yani bir taraftan hem cemevimizi yaparken hem de toplumu hani bu tür etkinliklerden geri kalmaması açısından, ya şimdi günümüze bakıyoruz, günümüzde insanlar çalışma iş güçten dolayı fırsat bulamıyorlar. Yani gidip de şimdi bir insanı kalkıp da hadi Tokat'a git, Hübeyar Sultan'ı ziyaret et desen edemiyor, imkanlar el vermiyor. Ama bizim gibi işte dernekler, cemevleri, vakıflar falan bu tür organizasyonlar yapıldığı zaman insanlar, canlarımız en azından bundan faydalanmış oluyorlar. Evet. Yani bu konuyla ilgili de işte elimizden geldiği kadarıyla toplumumuzu da bu tür yerleri göstererek, gezdirerek böyle çalışmalarımızı da yapıyoruz. Örnek verelim mesela, gençlerimize şöyle bir şey düzenledik 2015 yılında. Salı gününe denk getirdik. Özellikle salı gününe denk getirmemizin sebebi de şuydu. İlk önce dedik bir Anıtkabir'e ziyarete götürelim gençlerimizi. Bir 50 tane gencimizi, hepsini bir arada. Özellikle de 15 Şubat ara karne hediyesi olaraktan bunu yaptık. İlk önce atamıza, Mustafa Kemal Atatürk'e biz ziyarete gittik. O ziyaretimizin esnasında rehber eşliğinde gençlerimize bütün tarih anlatılarak orada neler yaşanıldığı, nasıl olduğu ile alakalı bilgiler verildi. Daha sonrasından bu gençlerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürdük. Tabii bunun programını biz öncesinden hazırlamıştık. Gençlerimizin gerekli bilgilerini biz bir hafta öncesinden meclisteki bazı milletvekili arkadaşlarımıza vererek orada kayıtlarını yaptırdık. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittik. Salı günleri özellikle partilerin konuşmalar oluyor. Genel başkanların konuşmalar oluyor. İsteğimiz şuydu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden ve kimler tarafından yönetildiğini çocukların birebir canlı olarak görmesini istedik. Bütün partilerin konuşmalarına katıldık ve gençlerimiz orada gerçekten farklı bir olgu ve farklı bir algıyla çıktı. Çünkü Anıtkabir'e ziyareti, diğer hemen oradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyareti, ki bu her çocuğun isteyip de yapamayacağı veyahut da olamayacak bir şeyleri, biz cemevimizin imkanları doğrultusunda böyle bir gençlerimize de ufuklarının açılması açısından böyle bir çalışmada da bulunduk yani. Evet. Çok da güzel düşünmüşsünüz kesinlikle bence. Yani evet. Şimdi devam ediyoruz. Mesela ne yaptık gençlerimizi, büyüklerimizi, annelerimizi, bacılarımızı geçen sene Çanakkale'ye götürdük. Yani biz topraklarımızda kültürü yaşatmak, eskiye dönerekten kültürümüzü benimsemek, onları sahiplenmek. Yani insan önce atasına, önce ecdadına sahip çıkacak ki sonra geleceğini görecek. Eğer toplum olarak biz ecdadımızı, atamızı atıyor, unutuyorsak, bizim hiçbir zaman için ne çocuklarımızın ne de bizim geleceğimiz olabilir. Biz öncelikli olarak geriye dönüp şöyle bakmamız lazım. Kurtuluş Savaşı'ndan bu zamana kadar Çanakkale'den Sakarya'ya bütün savaşlarımızı gözümüzün önünde alıp bu toprakların nasıl kazanıldığını görerek biz de bu memleketimize sahip çıkmamız gerek. Burada dil, din, ırk ayrımı yapmamaksızın bir bütün olarak görmek, toplum olarak vatanıyla, milletiyle bir bütün olarak görmek ve milletimize ve topraklarımıza sahip çıkmaktır. Bizim gidecek başka hiçbir yerimiz yoktur.
Gerçekten bizim gidecek başka hiçbir yerimiz yoktur. Onun için kinliği, benliği atarak bir kenara dostça, kardeşçe yaşamamız gerektiği düşünüyorum. Eyvallah. Şimdi bir nefeslenelim isterseniz başkanım. Neşe abla güzel bir eser okusun bize. Nasihatim var, gel yanıma hele kardeş. Uzaktan arayıp gezme, gitme elden ele kardeş. Gitme elden ele kardeş, uyanman aman ey. Gitme elden ele kardeş, gitme elden ele kardeş. Uyanman aman ey. Harama sunma elini, kötüden sakın kendini. Bazen de sakla dilini, dilden gelir bela kardeş. Dilden gelir bela kardeş, uyanman aman ey. Dilden gelir bela kardeş, dilden gelir bela kardeş, uyanman aman ey. Yarar isen dosta yara, bulasın derdine çara. Her suyun geçtiği ara, gitmeye sen sele kardeş. Gitmeye sen sele kardeş, uyanman aman ey. Gitmeye sen sele kardeş, gitmeye sen sele kardeş, uyanman aman ey. Dinle okunan fermanı, bulasın derde dermanı. Terse savurma harmanı, dane gider yele kardeş. Dane gider yele kardeş, uyanman aman ey. Dane gider yele kardeş, dane gider yele kardeş, uyanman aman ey. Kar olma komşuya, sırrını açma naşiye. Uyma hal bilmez kişiye, taş getirir yola kardeş. Taş getirir yola kardeş, uyanman aman ey. Taş getirir yola kardeş, taş getirir yola kardeş, uyanman aman ey. Katibem geldim cihana, çok şükür olsun süphana. Halin arz eyle sultana, minnet etme kula kardeş. Minnet etme kula kardeş, uyanman aman ey. Minnet etme kula kardeş, minnet etme kula kardeş, uyanman aman ey.
Yüreğine sağlık abla. Sağ olasın. Sen de sağ ol. Çok güzel bir eser. Minnet etme kula kardeş. Sorularımıza devam edelim. Devam edelim. Dedemizle devam edelim. Dede eklemek istediklerin. Bize Alevilik hakkında anlatmak istediklerinizi. Alevilik hakkında şöyle bir şey var. Eskiden atalarımız derdi ki Cebrail Aleyhisselam cennete geliyor. Bakıyor ki bir nur görüyor. Bu nedir ya Rabbim diyor. Allahu Teala diyor ki bir daha bak diyor. Başında bir taç görürüm diyor. Bir daha bak diyor. Kulaklarında bir küpe görürüm diyor. Bir daha bak diyor. Belinde bir kemer görürüm diyor. Başındaki taç Muhammed Mustafa, belindeki kemer Ali el-Murtaza, kulaklarındaki şebbül şübbül küpeler, biri Hasan, biri Hüseyin evlatları olarak diyor. Ve Allahu Teala diyor ki ya Cebrail, ben dünyayı bu nurlar için yarattım. Eğer bunları yaratmasaydım, yaratmayacaktım dünyayı. Güzel canlar, gerçekten bu Ehl-i Beyt'i yani kasteder. Ehl-i Beyt'in var olduğunu işrak eder insanlara. Aleviler de Ehl-i Beyt'inden doğmuştur. Şöyle bir şey vardır bizim günümüzde. Allahu Teala adaleti yeryüzüne yaymak için peygamberler göndermiştir. Peygamberlerden sonra da son peygamber Hazreti Muhammed Efendimiz'inden nübüvvetin yani nihayetlenmiştir yani sonu ermiştir. Velayet makamı çıkmıştır. Velayet makamından Alevilik doğmuştur. Aleviliği böyle izah etmezsek yani birbirimize bu şekilde anlatamazsak biz Aleviliği bazıları sağa sola çekiyor. Alisiz Alevilik işte her şeyden meydana getiren oluyor. İslam dışına çekmeye çalışıyorlar. Kesinlikle biz bunlara tavır vermeyeceğiz. Alevilik Ehl-i Beyt'ten doğmadır. Doğmuştur, zuhur etmiştir. Ehl-i Beyt Alevidir, Alevi Ehl-i Beyt'tir. Değişen hiçbir şey yoktur. Yalnız Ehl-i Beyt'in işte saydığım beş esmadan Muhammed Ali Fatma Hasan Hüseyin zatlarımızdan bu yana böyle gelmiştir. Alevilik de dede bir virgül koysak. Buyur. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. Sohbetimize devam edeceğiz. Alevilik'ten bahsetmiştik. Alevilik'in ritüellerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Şöyle bir şey var bizim Alevilik'te bir sistem var yani bir basamak. Elimize, belimize, dilimize, aşımıza, işimize, işimize sahip olacağız. Kimsenin malında, canında, rızkında gözümüz olmayacak. Kadın erkek güzel çingin, zengin, fakir kul kolay etmeyeceğiz. İşimizden gayrısını bacı kardeş göreceğiz. Kendimize argelenir, başkasına uygulamayacağız. Çünkü bizim yolumuz edeb erken yolu. Doğruluk, kardeşlik, yücelik, barış yolu güzel canlar. Cemevlerimize geldiğimiz zaman canlar edeb erken oluyoruz tabii ki. Ben buradan canlarımıza yine sesleniyorum. Cemevlerimize gelelim. Lokmamızı paylaşalım, sohbetimizi paylaşalım. Çocuklarımızı sokaklardan kültürüne davet ediyorum. Alevi kültürlerini öğrensinler, kendi ırk ve adetlerini yerine getirmeye çalışsınlar. Biliyorsunuz bizim başımız Kur'an'a bağlı. Hazreti Muhammed der ki, bana kadar peygamber geldi, benden sonra peygamber gelmeyecek. Ben size kıymet yetmez iki amanet bırakıyorum, biri Kur'an, biri Ehl-i Beyt'im. Kur'an okuyacağız, Ehl-i Beyt'in yolundan gideceğiz güzel canlar.
Bir de Peygamberimizin güzel bir yine sözü var. Hazreti Ali Efendimiz'e der ki, Ya Ali, dört şeyde Allah tarafından benden üstünsün der. O da der ki, Peygamberim nasıldır? Şöyledir. Ben bir Allah Resulüyüm, sen Allah Resulü'nün damadısın. Bana böyle bir şey nasip olmadı. İkincisi, cennetten gelen haber olan Hatice annemiz, Allah Resulü'nün hanımıdır, senin de kaynınandır. Üçüncüsü, Allah Resulü'nün kızı Fatıma-tü Zühre hanımındır. Dördüncüsü, sen Hasan'ın Hüseyin'in babasısın. Her ne birinin nesli kendinden gelir, benim neslim senden geldi ya Ali onun için. Dört şey de benden üstün kılandın deyince gelir Hazreti Efendimiz, Hazreti Muhammed Efendimiz'den görüşür, elini öper, niyazlaşırlar. Evet güzel canlar, bizim yolumuz gerçekten doğruluk, dürüstlük, hoşgörü, sevgi yolu, muhabbet yolu, barış yolu. Biz de dünya ne olursa olsun kainat bir vücuttur. Biz de vücudun bir parçasıyız. Bu şekilde yolumuzu devam ettirmeye çalışıyoruz. Eyvallah dedem, nefesine sağlık. Biraz mesajlara yer vereyim. Merhabalar kıymetli canlar. Neşe Hanım, öncelikle doğum gününüzü kutlarım. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum. Serhat hocama ve kıymetli konuklarınıza selam eder, hayırlı programlar dilerim. Saygılarımı sunuyorum. Çiçek Dağlı Volkan Dilek. Geçen hafta konuğumuzdu Volkan. Bizden de selamlar, sevgiler, teşekkürler. Neşe Hanım ve Serhat Bey, programınızda başarılar dilerim. Konuklarınıza saygılarımla mutlu yıllar vartolu. Bizden de sevgiler. Herkese iyi akşamlar. Programını ilgiyle izliyoruz Neşe ablam. Çok güzelsin her zamanki gibi. Başarılarının devamını dileriz. Hazal Genç. Canım Neşe ablam, programını ilgiyle izliyoruz. Başarılarının devamını dileriz. Zuhal Genç. Herkese selamlar Neşeciğim. Programını severek takip ediyorum. Gülbahar Genç. Neşe ablam, program çok güzel. Başarılar dilerim. Seyit Seyfi Cemevi, Sıla Arar. Seyit Seyfi Cemevi Gençliği'ne bizden de selamlar, sevgiler, teşekkürler. Programınız çok güzel. Konuklara iyi akşamlar dilerim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık dostlar. Bu tepe pullu tepeyi çalarsanız sevinirim. Tüm Bakay ailesine gelsin. Mahmut Bakay, nice mutlu yıllar dilerim demiş abim. Benden de aileme, tüm İzmir'e sevgiler diliyorum. Abimin isteğini yerine getirirsek. Bu tepe pullu tepe diyelim. Mesajlarınız için tekrar hatırlatalım. 58 yazıp bir boşluk bırakıp mesajınızı yazıp 3969'a gönderebilirsiniz. Eskide yarim hani dediler yar uyumuş nenni de yarim nenni uyardım öpe öpe eskide yarim hani dediler yar uyumuş nenni de yarim nenni uyardım öpe öpe eskide yarim hani eskide yarim hani ipek mendil değilsen nenni de yarim nenni cebimde gezdireyim eskide yarim hani ipek mendil değilsen nenni de yarim nenni cebimde gezdireyim eskide yarim hani
altındır alay değil nenni de yarim nenni. Gümüştür kalay değil eski de yarim hani. Kınamayına dostlar nenni de yarim nenni. Sevdadır kolay değil eski de yarim hani. Kınamayına dostlar nenni de yarim nenni. Sevdadır kolay değil eski de yarim hani. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkürler aileme ve tüm dinleyen izleyicilerimize gitsin. Evet başkanım, devam edelim mi? Eyvallah, teşekkür ediyorum. Ben de buradan Neşe Hanım'ın doğum gününü kutluyorum. Ya zaten şimdi başkanım, biz bunu aslında sürpriz yapacaktık ama şimdi nereden sen mesajı okudun? Şimdi biz burada sürpriz yapacaktık. Evet, bugün sevgili dostlar, sevgili canlar, bugün Neşe ablamın doğum günü. Biz de buradan kendisinin doğum gününü kutluyoruz. Teşekkür ederim. Başkanım da şimdi yaşlanıyorum ama. Başkanım da bir şeyler söyleyecek de ben söylemeyeyim, kendisi söylesin. Vallahi ona da sağ olsun Veysel abimiz hatırlattı yolda gelirken. Başkanım dedi, Neşe Hanım'ın dedi doğum günü dedi. Biz de dedik o zaman kendisine acizane bir hediyesini dedik takdim edelim. Veysel abimden rica ediyorum. Veysel abim bir sahneye kadar gelebilir misin? Teşekkür ederim, mahcup ettiniz beni. Estağfurullah. Veysel abi çok teşekkür ederim. Şimdi yıllara çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Sağlıklı, mutlu, nice yaşlara Neşe Hanım. Eyvallah, inşallah hep birlikte. Sağ olun. Serhat kardeşim, biz bu faaliyetlerimizde bir konuyu atladık. Özellikle çok değerli bir konuyu. Biz cemevi kuruluşumuzdan bu zamana kadar aynı zamanda da Sancaktepe geneli olarak, hani ağırlıklı mahallemiz ama Sancaktepe geneli olarak veyahut da işte hani katılmak isteyen bütün canlarımızla beraber her yıl piknik şöleni düzenliyoruz. Kısmet olursa bu önümüzdeki sene yedincisi olacak. Yedinci piknik şölenimiz olacak. Buradan da şimdiden tarihini canlarımızla paylaşalım. Haziran'ın 7'si 2020 yılında Maltepe tarafında, başı büyük tarafında güzel bir nezih bir yer. Yani bütün canlarımızla orada bir araya geliyoruz. Değerli sanatçılarımızla beraber. Sağ olsun Neşe Hanım da 2 yıldır bu etkinliklerimizde bulunuyor, bize destek oluyor. Kısmet olursa artık seneye de aramızda i̇nşallah görmek isteriz. Biz aynı zamanda ailesi olarak eyvallah geleceğiz inşallah. Beraber ikinizi aynı zamanda bekleriz. Baş tacısınız. Bizim buradaki faaliyetlerimiz neler oluyor? Mesela şimdiki şöyle bir şey var. Cemevimizin bir geliri yok. Yani bu geliri olmadığından dolayı bizler de yönetim olarak gelir yaratmaya çalışıyoruz. Yani böyle imkanlar yaratmaya çalışıyoruz. İşte her yıl piknik şöleni düzenliyoruz. İşte Kurban Bayramı, Muharrem ayları, işte kültürel turlar, bu tür şeylerle cebimizin geri kalan kısmı ile alakalı, binamızın eksikleriyle alakalı geri kalan eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Ama işte yine buradan canlarımıza seslenmek istiyorum. Bizi dinleyen dostlarımıza gerek Avrupa'da gerek Türkiye'de canlar, bilindiği gibi devletin cemevlerine herhangi bir desteği, katkısı olmuyor. Hani zira şunu ayrı tutaraktan söylüyorum. Yerel belediyeler mümkün olduğu kadarıyla destek oluyor ama devletimizin böyle bir yardımı, desteği olmadığı için cemevlerimizi canlarımızla, dostlarımızla, çevremizle beraber yapılmış olan katkılarla, bağışlarla, desteklerle yapıyoruz. Ben buradan tekrar yeniden bütün canlara teşekkür ediyorum. Etkinliğimizde şöyle bir şey oluyor. Aynı zamanda gelir elde edebilmek açısından canlarımızı sponsor yapıyoruz. Mesela işte kendilerinin kartvizitlerini alarak biletlerimize, afişlerimize, broşürlerimize biz de bir nebze olsun onlara destek amaçlı olaraktan onların reklamını yapıyoruz. Onlar da sağ olsun bizlere bağışlarını yapıyorlar.
Buradan hazır konu açılmışken Vizyon 58 kanalını da bir dahaki piknik etkinliğimize medya sponsoru olaraktan görmek isteriz. Musim Bey'e de buradan duyuralım diyoruz. Tabii ki daha sonra kendisini ziyaret edip konuyla ilgili tekrar bilgi vereceğiz kendisine. İnşallah bizimle beraber bir arada o gün güzel bir eğlenceli bir şekilde günü geçiririz diye düşünüyorum. Şimdi buradan bize bu zamana kadar destek olmuş olan canlarımızı ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi kiradayken Cem evimizin inşaatının başlangıcı da sağ olsun kuruluşundan bu zamana kadar öncelikli olarak Ali Polat'a, Sancaktepe Belediyesi'ne, Alper Yeğin'e, Daimi Derin'e, Aşur Destan'a, Pimapen Billurpen Mustafa Bey'e, anlaşıldı. Sarıgazi Cem Evi Başkanımız Erdal Sayır'a, Kadosan sanayimiz esnaflarının bütün hepsine teşekkür ediyoruz. Burada aynı zamanda isimlerini sayamadığımız birçok canlarımız reklam olmuyormuş. Ondan dolayı sadece isim söylemem gerekiyor. Yusuf Yalçın'a, Aziz Bulut'a, Erdal Çağla, birçok dostlarımıza da ayrıyeten buradan teşekkür ediyorum. Canlarımızdan şöyle bilgi vereyim. İnşaatımızın son aşaması 5 katı kabası olaraktan bitirdik. Şu an çok şükür binamızı sudan kurtardık. Mutfak kısmı ile alakalı tamamen faaliyete geçirdik. Cem salonumuzda cem ibadetlerimizi yapıyoruz. İlk ibadetimizi Kurban Bayramı'nda başladık. Muharrem ayında yine devam ettik. Cem evimizde her Muharrem ayında 12 gün boyunca Muharrem lokmalarını paylaşıyoruz canlarımızla. İbadetlerimizi yapıyoruz. Lokma vermek isteyen canlarımız cem evinde lokmalarını verebilirler. Bizler orada her türlü yardımcı oluruz kendileriyle. Geldikleri zaman yönetimdeki arkadaşlarımızla görüşmeleri yeterli olacaktır. Buradan yine birçok canlarımıza, birçok dostlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi televizyonlarda mesaj sürekli söyleniliyor, telefon sürekli söyleniliyor. Biz de artık süre kısaldı. Buradan artık şunu sürekli tekrarlamak istiyoruz canlar. Yarım kalmış olan bir cem evimizin bitmesi için sizlerin desteklerini bekliyoruz. Tabiri caizse ağzınızı çoğa sayarız bu şekliyle. Amacımız, gayemiz bir an önce orayı bitirmek, faaliyete geçirmek. Özellikle bir katını gençlerimize, çocuklarımıza daha iyi eğitim verebilmek için, kültürümüzü, benliğimizi yaşatabilmek için Alevi yolunu ve inancını çocuklarımıza daha iyi öğretebilmek için oralarda dersliklerimiz olacaktır. Gençlerimizi her zaman için bir arada birlik beraberlik içerisinde tutmak istiyoruz. Onları daha ufku geniş, daha iyi bir şekilde memleketimize hayırlı evlatlar yetiştirmek için uğraşıyoruz. Böyle bir çalışmalarda içerisindeyiz. Eyvallah. Başkanım, zaten bu değindiğiniz konu Türkiye'de maalesef irinli bir yaradır. Yani hiçbir cemevi bir destek görmüyor. İşte canların, gönüllü canlarımızın sayesinde bir şeyler yapılıyor. Ama eminim ki yine emek cemevine de destekler gelecektir. Yani duyarlı canlarımızdan da bizim de özellikle ricamız olsun buradan. Şimdiden buradan herkese de teşekkür edelim. Gönlüyle, canıyla, bizimle olan herkese teşekkür ederiz şimdiden sizinle beraber. Tabii ki biz her zaman için şunu söylüyoruz. Cem evimize kuruluşundan bu zamana kadar destek olmuş tüm canlarımızın emekleri zayi olmasın diyoruz. Hepsinin emeğine sağlık diyoruz. Az önce de değindiğim gibi yani Türkiye Cumhuriyeti'nde Alevi toplumu olaraktan bizler askerliğini yapan, vergisini veren bir toplum olaraktan ben her zaman şuna inanıyorum ve şunu da her zaman için söylüyorum. Alevi toplumu bu millet, bu memleketin omurgasıdır, bel kemiğidir. Gerçekten birleştirici, bir araya getirici, kavgadan, dövüşten her zaman için uzak durmuş,
her zaman barışçıl bir şekilde toplumla iç içe olmaya çalışan bir toplumdur. Ve bunu hiçbir zaman için hiçbir güç yıkamayacaktır. Bizler memleketimize, milletimize her zaman için bağlıyız, bağlı da kalacağız. Eyvallah. Bir telefonumuz varmış. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar efendim. Sağ olun, isminizi alabilir miyiz? Ben Ercan Direk, Emekli Emevi Yönetimi'nden. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, sağ olun. Öncelikle programımızın devamını diliyorum, başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Buradan konuklarınız Kemal Dedem'e ve Özgür Başkanım'a selam ve saygılarımı iletiyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey Ercan Bey? Eklemek istediğim bir şey yok. Başkanıma çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. Büyük katkıları var bizim için. Bize bir önderlik yaptı, öncülük yaptı ve bu cemevimizin yapımında çok büyük emeği var. Kendisine çok çok teşekkür ederim. Ayrıyeten katkı sunan bütün canlara ayrıyeten teşekkür ederim nezdinizde. Ve başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de sesinizi duyduğumuz için mutlu olduk. Başkanım var mı söylemek istediğiniz? Ercan kardeşime ben tekrar teşekkür ediyorum. Kendisi yönetim kurulumuzda Ercan Direk. Onun da çok büyük emekleri var. Allah gönlüne göre versin diyorum kardeşim. Bizim hepimizin bir olması, beraber olması hepimizin emeği. Bu bir ekip çalışması. Ekip olaraktan biz varız. Ekip olmasa zaten bu çalışmanın hiçbir anlamı kalmıyor. Bir tek başkanla da bu iş olmuyor. Başkanla beraber yönetim varsa, dedemiz varsa, kadın kollarımız, gençlik kollarımız varsa ne derler? Taş taşa değer ses çıkarır, el ele değer üstünlük olur. Biz de her zaman için bunu söylüyoruz. Birlikle, beraberlikle olan her şey çok güzeldir. Allah birliğimizi bozmasın, daim etsin diyorum. Allah'a hoş geldin. Teşekkürler Ercan Bey. Sağ olun, iyi akşamlar. Bir eserle devam edelim o zaman. Bir nefes arası verelim. Erenler cemine her can giremez, edeb ile erkan yol olmayınca, edeb ile erkan yol olmayınca, her gamberim diyen haydar haydar gamber olamaz. Şahın gamberine kul olmayınca, şahın gamberine kul olmayınca. Arama uzakta, vardır yakına. Gerçek olan talip bulur hakkını. Gerçek olan talip bulur hakkını. Yüklemezler sana haydar haydar yolun yükünü. Bükülü kametin dal olmayınca, bükülü kametin dal olmayınca.
hatayım eder bu sır beyan. Kamil midir cahil sözüne uyan? Kamil midir cahil sözüne uyan? Bir başta ağlamak haydar haydar ömüre ziyan. İki baştan muhim yar olmayınca. İki baştan muhim yar olmayınca. Teşekkürler, sağ olun. Ağzına sağlık. Çok sağ ol ablacığım, çok teşekkür güzel ederim. Eser. Dede, son şeylerini alalım, toparlayalım konuyu da. Buradan gençlere ne mesaj vermek istersin? Gençlere buradan şu mesajı veririm. Cemevlerine gelsinler. Hizmetlerini yapsınlar. Lokmalarını yine paylaşsınlar. Sohbetlerini paylaşsınlar. Olmazsa olmaz kendi örf ve adetlerini yerine getirmeye çalışsınlar. Bugün varız, yarın yokuz. Biz öleceğiz, kalıcı değiliz. Fırsat eldeyken bu fırsatı kaçırmasınlar. Çocuklarımız önce annelerini, babalarını dinlesinler. Okulda da öğretmenlerini dinlesinler. Ve canlarımız çocuklarını alıp cemevine getirsinler. Cemevinde kültürümüzü, semahımızla, 12 hizmetimizle, üst sünnet, 7 farz, 4 kapı kırmakam üzerinden paylaşsınlar. Mesajım bunlar güzel canlar. Ağzına yüreğine sağlık dedem. Başkanım, eklemek istedikleriniz vardır mutlaka. Vallahi tabii ki yani program 2 saat değil, 4 saat de sürse söyleyeceğimiz şeyler çoktur illaki. Yani buradan derdim çoktur hangisine yanayım der aşık. Yani böyle bir şeyler var. Ben buradan sizlerin huzurunda bu yolda benimle beraber hayat arkadaşım, eşime de aynı zamanda vermiş olduğu emeklerden dolayı da kendisine ayrıyeten teşekkür ediyorum. Onun da çok emekleri var. Emekleri zayi olmasın diyorum. Yatmış olan nur içinde yatanlara nurlarına değsin diyorum, ruhlarına değsin diyorum. Allah ondan bin kere razı olsun, sağ olsun. Her zaman için büyük bir mücadeleyle bu zamana kadar geldik. Çok büyük destekçim oldu her zaman için. Eğer ki bu yolda bu süreci bu zamana kadar getirmişsem onun da çok büyük emekleri var. Ona kendisi da çok teşekkür ediyorum. Kendisi şu an aramızda. 4 aylık burada. Bebeğinizle. Sağ olsun. İlk önce şöyle bir şey var. Tabii ki birlik, beraberlik aileden başlar. Aile desteği olduğu sürece her zaman için insan her şeyi yapar. Önemli olan insanın ailesiyle, çoluğu, çocuğuyla beraber bir mücadeleyi verirken destek çok önemlidir. Bu aile içinde, dostlar içinde, arkadaşlar içinde böyledir. Dostluk, arkadaşlık her zaman için bir beraber olduğu sürece yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ben buna gerçekten inançlı olarak söylüyorum. Çünkü biz mahallemizde bu cemevimizin ilk başlangıcını yaparken gerçekten büyük inanaraktan biz bunu yaptık ve çok şükür bu vaziyete de getirdik. Ben hepsine, abilerime, büyüklerime hepsine de çok çok teşekkür ediyorum. Programımız ne kadar daha bir var, süremiz var. Vaktimiz var. Sizde zaten bu aşk varken çok uzun sürmez. Yakında biter hocam. Ben eminim, ben yakından takip ediyorum da. Şöyle söyleyeyim, yani geldiğimiz süreçte şu an arkadaşlarımız çalışıyor. Biz oradan geldik. Cemevimizin merdivenlerin mermerleri yapılıyor. Buradan da aynı zamanda Şafak Gülçek kardeşimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Onun da desteklerinden dolayı. Yani kısa sürede inşallah canlarımızın destekleriyle bitireceğiz. Başkanım, ne kadar süre oldu inşaata başladı? 2017 yılının Nisan ayında başladık. 2-2,5 yıl kadar oldu. Hani şöyle baktığımız zaman Türkiye genelinde bir cemevi inşaatının başlayıp da bu kadar süre içerisinde
bitmesi biraz gerçekten biz çok... Biz de bitirdik ama biz de çalışkanız bu arada. Size de başarılar diliyorum. Aynı dönemlerde başlamışız o zaman inşaata. Bizimki de çok az doğrudur. Kaldı. Buradan Şifa Cemevi Başkanımız, Giren'den Başkanımıza da başarılar diliyorum. Kendisine de kolay gelsin diyorum. Ben de selamlarımı yolluyorum. Pazar günü kongremiz var bizim de biliyorsunuz. Hayırlısı olsun diyelim inşallah. İnşallah hayırlısı olsun. Başarılar diliyoruz başkanımıza. Seviyoruz başkanımızı. Şimdi biz bu yola çıkarken aynı zamanda da sadece bu cemevini bitirip bırakacağız manasında değil. Önümüzdeki süreçlerde tabii ki canlarımız bize tekrar görevi verirler, bize bunu tekrar nasip ederlerse bizim farklı düşüncelerimiz de projelerimiz de var. Cemevimizi bitirdiğimiz zaman inşallah burada ilk önce biz yine gençlerimizi düşüneceğiz, gençlerimize el uzatacağız. Okuyan, okumak isteyen, gerçekten imkanı olmayan gençlerimize burada burs vermeyi de düşünüyoruz. İhtiyaç sahibi olan canlarımıza el uzatmayı düşünüyoruz. Hani buradan şunu söylemek istiyoruz. Sadece orası dört duvar olarak düşünmeyin canlar. Yani orasını dört duvar olarak işte bir cemevidir. Sadece ibadet yeri veyahut da işte lokma paylaşım yeri değil. Orası kültürel, sosyal faaliyetleriyle birlik, beraberlik içerisinde gerçekten çok güzel şeyler yapılacak yerlerimizdir, cemevlerimiz. Son 15 yıldır görüyoruz ki cemevlerimiz gerçekten çok iyi hizmetler yapıyor, çok iyi çalışmalar yapıyor. Bunu da görmekteyiz. Evet, şimdi Emrah abi içeriden anonsu geldi. Dedi ki programınız bitti. Biz de dedik her zamanki gibi diyoruz ki ne çabuk bitti. Eyvallah. Yani gerçekten güzel insanlarla program yapıyoruz. Güzel insanlar konuklarımız oluyor. Biz de emin olun nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Şimdi başkanım son sözlerinizi de alalım. Ondan sonra programımızı noktalayalım. Son sözlerim olarak buradan Hacı Bektaş ve Anadolu Kültür Vakfı Sancaktepe Şubesi olarak vakıf başkanım Ercan Geçmez'e, yönetimine, bizlere bu şubeliği vermelerinden dolayı, bizlere bu kapıyı açtıklarından dolayı ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum. Yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, kadın kollarına, gençlik kollarına, özellikle dedeme, bizlerle bir beraber oldukları için. Son sözlerimde şunu söylemek istiyorum değerli canlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir an önce orayı bitirip faaliyete geçirmek istiyoruz. Sizlerin yardımlarıyla, destekleriyle. Buradan ayrıyeten Vizyon 58 kanalına, Musim Bey'e ve sizlere de bizleri buraya konuk ettiğinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz başkanım. Ayaklarınıza sağlık. Başarılarınızın devamı diliyoruz. Evet sevgili dedem, sizin de son sözlerinizi alalım. Canlar, şöyle bir şey var. Cenab-ı Allah birliğimizi, dilliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bu yolda 6 senedir başkanımızla, yönetimimizle devam ediyoruz. Çok şükür Allah'ın birliğine şimdiye kadar yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı Cenab-ı Allah cümlemizin hizmetini kabul eylesin. Dediğim gibi bacılarımız, canlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, beyefendilerimiz, hanımefendilerimiz, yine örtme adetlerimiz olan cemevlerimize gelsinler. Çocuklarımızı oraya devamlı getirsinler ki o çocuklar bir şeyler öğrensin. 15 yaşından sonra bir çocuk cemevine gelirse o çocuk o cemevine ne kadar ısınır? Çocukluktan yani ufaktan başlayıp bizimle birlikte çocuklarımızı cemevlerimize getirirsek tabii ki bunlar da orada örtme adetlerini öğrenirler, bilirler ve bir devam ederler. Bugünün küçüğü yarının büyüğü. Biz olmayacağız, onlar bu kadar devam edecekler. Onun için bu güzel kutsal yolda yürümeyi ben çok arz ediyorum, çok seviyorum. İnanın ben dünyada hiçbir şey istemiyorum. Yalnız akşamdan cemevine oturup Cemal Cemal'a gelip canlarla birlikte o lokmamızı ve sohbetimizi, 12 hizmetimizi yürütüyoruz ya, bu bana yetiyor. Bu bana çok çok yetiyor. Buradan tüm dostlarıma saygıyla, sevgiyle, hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın diyoruz güzel canım. Allah razı olsun. Eyvallah. Ayağına, yüreğine sağlık. Ayağınıza sağlık diyoruz. Başkanımıza da çok teşekkür ederiz.
kırmayıp geldiği için. Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum sizin nazik davetinizden dolayı. Sağ olun. Vizyon Arts Ofisleri sponsorluğunda Sandıktaki Türküler programımızın yine sonuna geldik. Önümüzdeki çarşamba aynı saatlerde görüşmek üzere. Tüm canlarımıza sevgilerimizi yolluyoruz. Bir eserle kapatıyoruz. Evet canlar, ben de buradan haftaya çarşamba günü buluşmak üzere diyorum. Tekrar Neşe ablamın da söylediği gibi Vizyon Arsa Ofisi katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Sandıktaki Türküler programının sonuna geldik. Haftaya çarşamba günü aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle türküyle kalın diyorum. Açım yok, kapalım yok dünyada. Ne ise ahvalim, görsünler beni. Hiç kimseye vebalim yok dünyada. İster sevip ister dövsünler beni. Haydar 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 dövsünler beni. Alyar 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 dövsünler beni. Kaldı bana imanım dinim. Ne şeytan tanırım ne peri cin. Konuşan insanım görsünler beni. Haydar 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 görsünler beni. Alyar 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 görsünler beni. Müslüman, duman ateş demek, ateşte duman. Enel hak bağına girdiğim zaman, ister kesip ister yüzsünler beni. Haydar 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 yüzsünler beni. Alyar 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 yüzsünler beni. Canlı kıldım secdenin kıblesi canlı. Gerdeksiz gecede bir delikanlı. Ölü bir geline versinler beni. Haydar 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 versinler beni. Alyar 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 versinler beni. Akar suyum boşa güldükten sonra, güldükten sonra. Azrail yok imiş öldükten sonra. Gönül tahtım harap olduktan sonra. Boş kuru hasıra sarsınlar beni. Haydar 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 sarsınlar beni. Alyar 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 sarsınlar beni. Haydar 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 sarsınlar beni. Alyar 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 sarsınlar beni.